Ben size her ay bir kitap söylüyorum. Şu kitabı okuyun, bu kitabı okuyun. Hatta bunu söylerken de ekliyorum. Diyorum ki yani bu bir tane kitap. Bu işin asgarisi. Tek kitap okumak ne yapmaz? Yetmez. Bunun dışında siz kendiniz başka kitaplarda ne yapın? Okuyun. Ben size kalkıp da 10 kitap okuyun. Ya bir kitap okuyun diyorum, ben dinlettiremiyorum insanları. Ben 10 kitap nasıl diyeyim yani, tamam mı? Ben bir kitabı söylüyorum, onu oku. Ama sen bunlara ne yap? Gene başka kitaplar ekle. Fazla ne yap? Oku. Çok kitap okumak, fazla kitap okumak iyidir arkadaşlar. Ama baktım ki bir şeyler eksik kalıyor. Çok kitap okumak, fazla kitap okumak, söyleyin, iyidir. Söyleyin, iyidir. Ama bir şeyler eksik kalıyor. Çok kitap okumaktansa, çok kitap okuyacağız, okumaktansa derken okumayacağız demiyorum. Çok kitap okuyacağız. Birinci etapta bize daha çok faydalı olacak şey, çok kitabı birer kere okumaktansa bir kitabı çok kere okumak. Bize daha faydalı olacak şey, söyleyin, çok kitabı birer kere okumaktansa bir kitabı çok kere okumak. Yani 40 tane kitabı birer kere, 40 tane kitap okuyacağız, ayrı mevzu, bak okumayacağız demiyorum. Ama 40 kitabı birer kere okumaktansa, söyle, bir kitabı 40 kere okumak bizim için ne? Bizim gibi insanlar için daha faydalı. Tamam? Şimdi ben kuruyorum. Kendim için ve sizin için. Aa, ben günlerdir plan yapıyorum. Ben kendim çalışmaya başladım zaten. Şimdi arkadaşlar mesela efendi babamız, kaddesallahu sıra, Dürer. Senede iki kere hatmedermiş. Senede ne yapıyor? Molla Yusuf'un Dürer fıkıh kitabı. Ne yapıyor senede iki kere? Her sene Dürer ne yapıyor? Okuyor. Yani 6 ayda bir kere ne yapıyor? Dürer bitiriyor. 2 cilt. Bitiriyor, sonra bir daha başlıyor. Her sene Dürer ne yapıyor? Hatmediyor. Mesela Bayram Hocam Sellemullah cami-i şeriften çıkıyordu, konuşuyordu, işte usul okunmuştu, camiden çıkıyordu, konuşuyor işte, soru soruyor insanlar. Şey demişti, hiç olmazsa bir Müslüman senede 2 kere Kur'an-ı Kerim tercümesi hatmetmesi lazım demişti. Mesela bende eksik, bende ne? Sende eksik değil mi? Eksik abi, 30 senedir ben bir sürü şey bilmiyorum yani. Benim temel kitabım değil mi? Benim ana kitabım değil mi? Benim asıl kitabım değil mi? Abi benim bunu yani nokta nokta bilmem lazım ya. 30 sene ya, 30 senedir çalışıyorum ben ya. Ben bunu ne yapıyorum? Şöyle 30 senedir çalışıyorum. Benim bunu böyle gıdım gıdım nokta nokta bilmem lazım. Aa! Anladınız mı? Bunun kaynağı çok şeylere çalışmak. Bunu çözmek için az kitaba çok çalışmak diyeceğiz. Az kitaba çok çalışmak diyeceğiz. 3 tane kitap çıkarttım size. Bunlar bizim ana kitaplarımız. Ayın kitabını okuyacağız. Başka kitap okuyacağız. Ama her yıl bu kitapları bitireceğiz. Baştaki Kur'an-ı Mecid ayın kitabı olan kitap. Bu Riyaz-ı Salih'in tercümesi. Bu kitap 8 cilt arkadaşlar. Bu kitap 8 cilt. Baskısı çok güzel. Tercümesi, metinlerin tercümesi böyle birebir tercüme etmemişler. Hani mesela o ibareleri ben tercüme edecek olsam daha başka tercüme ederim. Ama sizin için sorun, bizim için sorun değil bu. Baskısı çok güzel, çok istifadeli. Bu 8 cilt. Bunları ne zaman için konuşuyorum? Senede, yıllık. Bu da Emanet Efendi'nin İlmihali. Son baskısı bu da. 900 sayfa, bu da senelik. Ben şimdi kendi planımı anlatıyorum size. İlk başta mesela ben şu anda bunu, kendi bir çalışma usulüm var, kendi çalışma bir sistemim var. Bunu 3 ay, ben şimdi teker teker ben dosya oluşturdum. Kendime ne yaptım? Söyleyin. Yol gösteriyorum. Bak kendimi anlatıyorum, misal veriyorum. Siz de kendinize göre oluşturun. Ben kendime dosya oluşturdum. Ramazan bayramına kadar bunlar bitecek inşallah. Ama Ramazan bayramına kadar bu bir kere bitmeyecek. Bu birkaç kere bitecek. İlk bitişi 3 ay gibi. Ben mesela teker teker ben de şu anda kayıtlı. Bugün sayfa kaçta olmam lazım? Yarın sayfa kaçta olmam lazım? Öbür gün sayfa kaçta olmam lazım? Şu anda benim dosyamda bunlar ne? Kayıtlı. Hepsi kayıtlı. Ramazan bayramına kadar hangi gün hangi sayfa, hangi gün hangi kitaptan hangi sayfada olmam lazım? Benden hepsi kayıtlı. Bugün mesela bundan okuyorum. Şimdi bundan çalışıyorum. Yazıyorum orada neredeyim? Bakıyorum şimdi. Ha, biraz eksik. Bundan çalışıyorum mesela. Fazla çalışmışım. Biraz ne yapmış? Geçmiş. Bundan ne yapmış? Eksik kalmış. Diyorum ki bakıyorum oraya şimdi. Bundan eksik, bundan fazla. Bu şimdi dursun diyorum burada. Anladınız mı arkadaşlar? Ramazan-ı Şerif'e kadar mesela, şimdi 7 ay var Ramazan-ı Şerif'e kadar. Bunlar birer kere bitse
Bu ikisi birer kere bitse. Yani 900 sayfa 7 ayda birer kere bitirmek için o 5 sayfa bir çökeceksin günde. Hele bu 12 aysa 12 ayda günde 3 sayfa okusan ne yapacak? Bitecek. Bu şimdi 3 ayda ben bunu bir kere bitirsem, ikinci sefer 1,5 aya düşse etti 4,5 ay. Dua edin bana muvaffak olayım. Üçüncü sefer 1 aya düşse etti 5,5 ay. Ramazan bayrama kadar ben bunu 5 kere çevirmiş olsam, he? Değil mi? Ya 5 plan yap 4'te kalsın. Değil mi? 5 plan yap becereme kaçta kalsın? Söyle. 4'te kalsın ya. 4 olsun ya. 4 mü 0 mı? 4 mü 0 mı? 4. 3'te kalsın. 3 mü 0 mı? Anladınız mı? 2'de kalsın ya. 2 mi 0 mı? 2 ya. Tamam. Ondan sonra bayrama kadar ben bitirsem biri. Sonra bayramdan sonra ne zamana kadar bir daha? Sabitlesem. Önümüzdeki bayrama kadar. Ramazan bayramından Ramazan bayramına. Anladınız mı arkadaşlar? Siz de kendinize sabitleyin. Bu 3 kitap Allah'ın izniyle ömrümüz boyunca dönecek duracak. Benim seviyem benim seviyeme aşkın değil. Yani sen kendin ben, hocam ben senden çok daha bilgiliyim falan diyorsan ben bilmem. Ama benim için, benim ve benim altımdakilerin insanlar için bu lazım. Yani çok üst seviyedesindir ayrı mevzu. Çok üst seviyesin ama ben kendimi öyle görmüyorum. Ben kendimi öyle görmüyorum. Siz kendi hesabınızı kendiniz yapın. Bunlar arkadaşlar Allah'ın izniyle ömür boyunca ne yapacak? Ben okuyacağım. Başka okumalarım, çalışmalarım olacak. Ama bu kitaplar sabite binecek. Bu kitaplar sabit. Günde 3 sayfa ondan, 2 sayfa ondan, 5 sayfa ondan mesela. Sonuçta 600 sayfa. Kaç sayfa? Söyle. 600 sayfa. Senede bitirmem için kaç sayfa okumam lazım? 2 sayfa ya. Günde 2 sayfa okusam bir senede ne yapacak? Fazla fazla bitecek. 900 sayfa. Bitirmem için ne yapmam lazım? 3 sayfa. Bundan 2 sayfa okuyacağım. Bundan 3 sayfa okuyacağım. Değil mi? Sabite bindiği zaman böyle olacak. Bunlar arkadaşlar ömür boyu ne yapacak? Allah'ın izniyle dönecek. Nasıl ki Efendi babamız Kadde sallallahu aleyhi ve sellem senede iki kere dürer hatmediyordu. Nasıl ki Şaban hocam işte senede iki kere Kur'an-ı Kerim meali hatmedilmesi lazım buyurdu. Heh, biz bunları böyle arkadaşlar Allah'ın izniyle ömür boyu ne yapacağız? Devam edeceğiz. Siz de hani ben kendi planımı anlattım size, size numune olsun diye. Siz de kendinize plan yapın. Bunların tahsilinin peşine düşün arkadaşlar.